yarışmada paralelde beklediğim performansı sergileyemedim. Fakat çok kısa süre sonra Barfix'te sıra sana gelecek. O kısa süre içerisinde Barfix'e konsantre olmak için neler yaparsın? Bununla ilgili de çok güzel bir örnek var aslında. Olimpiyatlarda mesela bizde aletlerin sıralaması da var ve paralel aletinden sonra barfix aleti geliyor. Benim de paralel aleti en başarılı olduğum aletlerden biri. Ve olimpiyata tabii büyük hedeflerle gidiyoruz, işte madalya hedefi. Bizde önce finale kalmak, finale kaldıktan sonra da madalya. Paralelde çok iyi bir performans sergiledim, aşırı mutluyum. İşte antrenörüm çok mutlu, takım çok mutlu. Finale kalacağımızı düşünüyoruz. Puan bir geldi, ben yedek finalistim. Ve sonrasında barfix var ama yarışma bitmedi, daha devam ediyor. Ve benim daha hedeflerim var. Belki işte yer aleti var, yarışacağım. Orada finale kalmak istiyorum, genel tasnifte finale kalmak istiyorum. Puana bir baktım, çok az bir içim burkuldu, üzüldüm. Ama sonrasında hemen unutup barfix için hazırlanmaya başladım. Daha sonraki aletlerde de hedefimin olması beni hemen unutturdu. Ama işte yarışma bittikten sonra odaya gidince çok üzüldüm. Çok normal zaten. Acayip üzüldüm. Ama yarışma anında kesinlikle aldırış bile etmeden devam ettim. Hatta belki antrenörüm de üzülmüştür ama olsun, önemli değil, şimdi barfix var falan deyip devam ediyorsun mecburen. Evet tabii, antrenörün de aynı değil mi? Orada bakış açısında ve şeyde olması da lazım. Tabii, hep birlikte yani. Beraber duyguları yaşıyoruz sonuçta. Bir de onlar da insan ve gerçekten onlar da bazen bizden çok üzülüp, bizden çok sevinip tepkilerini ayarlayamayabiliyorlar. Ortak bir paydada buluşuyorsun. O seni sakinleştiriyor. Bazen sporcu olarak sen onu sakinleştirmek zorunda kalabiliyorsun. Ama hem hedeflediğin bir aletle çıkıp istediğini puanı alamayıp daha sonrasında devam etmek bence gerçekten çok zor. Evet, ve büyük bir güç yani. Evet. Asıl işte konsantrasyon o bence. Müthiş bir konsantrasyon vardı çünkü olimpiyatlarda. Bir de orada galiba şeyi de fark etmek. Yani şu an olimpiyatlardasın. Aynen. Ve yani hani zirvedesin ve şu an hala elinde fırsat var ve kontrol edebileceğin faktörler var. Şu andasın. Aynen. Hani gerekiyorsa çok üzül, sonra hayal kırıklığına uğra. Ama yeri şu an değil. Yani. Oyun devam ediyor ve sen içindesin. Aynen, içindesin ve hala değiştirebileceğim farklı taraflardan bir şeyler var. Bunu işte tam o stres faktörünün en yoğun olduğu anda fark ediyor olmak temel güç yani. İşte tam da bir aslında o profesyonel sporcu bilinci böyle bir şey yani, bu söylediğin. Ama tabii ki zaman zaman da hani olmuyor da olabilir bu. Ya da bunu işte küçük yaşta belki değil mi, ateşin yavaş yavaş. Sonuçta sen de herhalde 9 yaşında. Tabii canım. Yani bu bilinçte olma ihtimali değil mi? Yani. Bence ateş çok akıllı. Sana da sormak istiyorum soruyu. Ben açıkçası kaç alet olduğuna göre onu düşünüyorum. O kadar daha aletim var. Hala yarışmadayım ve belki madalya alabilirim diye düşünüyorum. Daha fazla aletim var yani, hala şansım gitmedi elimden diye kendimi morallendiriyorum. Helal olsun sana. Güzel bak. Güçlü bir psikoloji, tebrik ederim gerçekten. Bu şey aslında biraz da değil mi, hani ya orada 1'de 1 kötü gitti diye düşünecek ya da şu an 6'da 1 gitti ve elinde 5 tane gücün var diye düşüneceğiz. Bunu bazen unutabiliyoruz. O yüzden sen aslında söylediğin şey tamamen böyle psikolojik olarak bakmamız gereken bir pencere yani. Peki hocam, ben size bir soru sorayım. Tamam, hadi sor. En sevdiğim. Ya şimdi evet, ateşin yaşı küçük ama bizim seviyemizde 6 alet yarışmasından bahsediyorum mesela. Sıfır hata yapman gerekiyor. Aynen. Bir hata yaptın mı? Mesela yarışmanın başına hata yaptın. Bitti. Yani biri sana işte devam etmek istiyor musun derse, sen etmeyeyim gerek yok desen yeridir. Bu durumda ne olacak hocam? Ya şimdi bir zulm oluyor devam etmek. Çok haklısın. Ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. Çok devamında. Premier Lig'lerde şöyle bir sistem var. 4 kişisiniz ve birebir maç yapıyorsunuz. Grubun seri başı benim. Benden de işte seri başına göre sıralanıyor. En iyisiyle ilk tur maç yaptım grubumun ve ben kaybettim. Kaybettiğim, biliyorum ki beni yenen sporcu diğer iki kızı da yenecek ve o gruptan çıkacak. Sadece bir kişi çıkıyor gruptan. Hmm. Bunu bilerek ikinci ve üçüncü maça çıkma psikolojisi bende yok. Benim için o an kaybettim ya, şey biliyorum ya, geçen sene ağladım maçta. Ben çıkmak istemiyorum. Hmm. Yenildim ve zaten çıkamayacağım. Gerçekten sporcular için çok, çok zor, zor bir şey. Bu arada çok haklısınız. Yani bunu zaten
hissediyor olmanız bence çok anlaşılır. Çok doğal. Sadece orada şöyle bir kritik bir nokta var. Evet, çünkü neden? Şampiyon şeyindesiniz, ruhundasınız. Evet. Ve sizin için, size en çok tatmin eden, sen hep diyorsun ya, yani benim için hedef bu. Evet. Ve benim için o madalya yani en büyük hedef. Hani evet, başka hedefler de koyuyorsun ama en sonunda evet, bir sporcu besleyen şey sonuç hedefi. Ama sizin kariyeriniz tek bir yarışmadan oluşmuyor ya. Ve sizin aslında belki de kariyerinizde evet madalyalar çok önemli ama sizin bir şey yolunda gitmediğinde nasıl bir tutum sergilediğiniz, nasıl bir profesyonellikte olduğunuz, işte ne kadar disiplinli olduğunuz, dışarıya gösterdiğiniz vücut diliniz de aslında süreçte size katkı sağlayan bir şey. Şimdi sen o yarışta bırakabilirsin, hı hı, ama bıraktıktan sonra o sporcu olmak, profesyonel sporcu olmanın bir alt dalı da şey ya, yani ne olursa olsun sonuna kadar getirmek, hı hı, ve sonunda sonra üzülebiliyor olmak. Hı hı. Şimdi bu da bence başka bir yükümlülük. Yani orada bir somut çıktı yok, okey, ve biliyorsun somut bir şey olmayacağını. Ama günün sonunda profesyonel sporcudan işte ne diyoruz? İşte psikolojik taraflar önemli diyoruz profesyonel sporcu için. İşte iyi uyku diyoruz, beslenme diyoruz, disiplinli olması diyoruz, işte iyi iletişim becerisinin olması diyoruz. Bir taraftan da aslında bence profesyonel sporcu olmanın bir bacağı ne olursa olsun o yarışı aynı nasıl selam verdiysen şampiyon tabii, olmayacağını bilerek de vermek. O sana o gün bir şey kazandırmayabilir. Yani kısa vadede bir çıktısı yok. Evet. Ama uzun vadede senin her durumla daha fazla baş edebilmeni ve senin aslında hem dışarıya oluşturduğun hem de kendine öz saygı olarak verdiğin aslında o tarafı besleyecek bir şey. Çok zor. Bu tabii ki bir yanda çat diye geliştirilecek bir şey değil ya da hani insana biraz daha böyle polyanlıcılık oynamak gibi de geliyor bir taraftan. Çok iyi anlıyorum. Ama inanın bana o da başka bir bacak. Bununla bir antrenmanını yapmak gerek. Bence de. Bunun da bir aynen. Bunu mesela direkt aslında zihinde canlandırması şart. Yani bence de. Evet. Evet, bir yarışmadasın. İyi gitmedi. Okey, ne yapacağım? Çünkü o zihinde canlandırmada zaten gerçeği yaşayacaksın. Moralin bozulacak. Ne yapıyoruz abi diyeceksin. Yani iç sesin orada bir mücadele verecek ama orada okey. Şu anda en önemli hedefin bu yarışı profesyonel bir sporcu olarak dik bir şekilde tamamlamak. Artık hedef madalyadan başka bir yere geçti. Evet, çok alışkın olduğunuz bir hedef değil belki. Ama günün sonunda kariyerinize yatırım. Hı hı. Başka çıktılar oradan gelecektir. Anladım. Tatamiye çıktığın esnada seyircilerden birçok ses çıkıyor. Bu söylemlerin bir kısmı da negatif. Bu durumda konsantrasyonunu korumak için neler yaparsın? Aslında az önce de bahsetmiştim. Özellikle biz kata isimlerini bağırıyoruz ya, işte Çatanyara Kuşanku, ama bunu motivasyonun yüksek bir şekilde böyle bağırıyorsun. Benim inanılmaz taklidim yapılıyor arkadan. Yani öyle böyle değil ve hani gerçekten bazıları da komik. O anda eğer ki tam motiveysem hiçbir şekilde umurumda olmuyor ama negatif şeyler duyuyorsam da, yani o kadar duyabilecek pozisyondaysam, beni çok olumlu etkiliyor. Biliyorsunuz zaten ben aynen, olumsuzluklardan çok beslenen bir insanım. Yani bana bir şey yapamayacaksın de, olmaz de, tribünden daha bağır. Daha çok hırslanıyorsun. Evet. O andaki içimdeki performansı çok daha farklı yansıtabildiğimi düşünüyorum. Bana çok güzel yarıyor. Ben kendimi şey diye motive ediyorum. Evet, sen söyle, söyle, söyle. Birazdan göreceksin. Ben tatamide cevap vermeyi daha çok seviyorum zaten. O yüzden beni olumlu etkiliyor ya. Daha küçük yaş grubunda bu çok daha zorlayıcı oluyor ama sanki deneyimle birlikte hırsa döndürme böyle birazcık daha bana doğru orantılı gibi gelmeye başladı. Ve şöyle bir şey var. Şimdi sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz ve orada inanılmaz linçler, evet, herkes yiyor yani. Bir başarısız olduğunda bile fotoğrafların altına gelen yorumların rengi değişiyor falan. Herhalde bunu belki de bu şekilde birazcık kabullenip alıştık ve bunun üstesinden belki böyle geldik. Ben de kendimi motive etmek için olumluyu da alıyorum, olumsuzu da alıyorum. Yani o an kendimi motive etmek istiyorsam her türlü dış etken bana yarıyor. O an düşündüğüm şeye odaklandığımda denge kaybı yaşayabilirim ve denge kaybı yaşadığım an maçı kaybedebilirim. Bizim gibi sporcularda çünkü çok bariz bir fark olmuyor. Zaten kafa kafaya bir maç, küçücük bir ayağının sekmesi evet, maçı kaybetmene sebep oluyor. Evet. O yüzden o psikolojiyi aşmak önemli. Senin nasıl oluyor? Yani bizim jimnastik branşında bir kere seyircilerden böyle çok kötü yorum falan gelmiyor. Yani ya alkış geliyor ya da işte destek geliyor, hı hı, falan. Ben mesela bir yarışma hatırlıyorum. Almanya'da Münih'te Avrupa Şampiyonası. İnanılmaz bir seyirci. Takım finalindeyiz. Biz yarışırken seyirciler o kadar büyük çığlıklar, destekler atıyor ki başka bir ülkeye.
Yani ben kendi arkadaşımdan bana olan desteği duyamıyorum falan. Çok değişik bir ortamdı ama bizi de motive etmişti. Çünkü dediğim gibi o atmosferdeki heyecan sana da bir güç katıyor. Evet. Ve bizim jimnastik branşına tekrar söyleyeyim. Yaparken kendine odaklandığın için çok az duyuyorsun. Hatta duymuyorsun yani. Zaten en çok galiba hani şey gibi bilinir ya işte konsantrasyonu sanki dışsal faktörler bozuyormuş gibi. İşte çıkan ses bir şey ki siz zaten sese çok aşinasınız. Aslında en çok bozan şey iç ses yani. Hani kesinlikle konuştuğun şey. Olay içeride konuştuğun ses. O ses sakinse ve güveniyorsa kendine evet, dışarıda kesinlikle. Her şey olabilir. Ama bu seste bir sıkıntı varsa işte tam da orada belki hata hani oranı artıyor ve işler birazcık daha yolunda gitmemeye başlıyor. Evet, çok doğru. Ben küçükken de böyleydim. Ya Ahmet'in dediği gibi şöyle bir durum olmuyor bu arada. Yuh yapamaz işte Survivor'daki gibi atamıyor böyle bir durum yok. Ama şey durumu oluyor. Rakibini çok fazla alkışlayıp senin hiç alkışlanmadığın ya da Fas'la mesela bir finale çıkmıştık takım katada. Biz çıkınca bizi yuhladılar gerçekten ve ben inanamadım. Bunu evet artı yöne çevirmek güzel. Ben küçükken de ama şeydim. Yani kendime odaklanmayı çok seviyorum. Ben kendimi seviyorum galiba birazcık. Ne kendime odaklanmayı özellik. Seviyorum. Dışarıdan gelen her şeyi işime geldiği gibi öğütüp içime alıyorum. Sadece sen çok aşırı yani ateş güçlü bir psikolojiye sahip. Ben ekstra çok heyecanlanıyordum mesela maça çıkarken. O yani bir hafta öncesinden bile tribe girmem başlıyordu benim. Uykularım kaçıyordu, uyku düzensizliği yaşıyordum. Yani yemek yememeye başlıyordum. Ben çok fazla heyecanlanıyordum. Sen galiba bir tık daha öndesin o konuda. Yani evet, diğer günlerde heyecanlansam bana şey, yani sahaya girdiğim an hangi aletse direkt geçiyor heyecanım yani. Ne kadar yani, güzel. Salona girdim mi? Salona girdiğin zaman geçiyor heyecanım. Evet. Bunu biliyor olmak bir güç çünkü bir sonraki yarış onu gene farkındaysanız fark ettiği için daha rahat edebiliyor. Yani yarış sabah hani heyecanlıyım ve geçmeyecek mi bu düşüncesi? Evet. Çarpı iki kaygı kaygıyı doğurur zaten. Evet. Böyle bir sarmal bir top gibi olmuş oluyor yani. Bu öğlen hedef olarak gördüğün önemli bir yarışman var. Sabah uyandın ve kendini hem odaklı hem de keyifli hissetmiyorsun. Odağını toplamak ve motivasyonunu arttırmak için neler yaparsın? Çünkü insansınız sonuçta değil mi? Bazı günlerde böyle olabiliyor. Çok büyük yarışmalara hazırlanırken işte o gün her şeyin güzel olmasını planlıyorsun falan. O gün bir kalkıyorsun gerçekten de iyi hissetmiyorsun falan. Ama ben genelde böyle hissetsem de ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Yani ekstra kendimi bir şeyin altına sokmuyorum. İşte bugün çok kötüyüm ya. Nasıl yapacağız falan değil de yani tamamen farksız. Çünkü şeyi biliyorum. Burada şu çok önemli. Onca antrenman yapıyoruz biz. Bence sen de bunu ateş dikkate almalısın. Her zaman antrenman yaparken de iyi yapmıyorsun. Ya yani iyi hissetmiyorsun. Kötü hissettiğin günde de antrenman yapıyorsun. Ve mesela bir gün çok kötüsün ama antrenman iyi geçiyordur mutlaka. Yani çok kötü hissetsen de kendini. Ben hemen bunu beynime kaydetmiş oluyorum. Ve yarışma sabahı kendimi kötü hissederek uyandığımda Ahmet kötüsün ama sen daha önceden bunu yaptın. Yani kötü hissettiğinde de yaptın, iyi hissettiğinde de yaptın. Dolayısıyla bugün çıkacaksın, yapacaksın. Bu şekilde hissediyorum. Yani bu şekilde düşünmeye çalışıyorum. Aslında sen de bir tek devamlı herkes bir şey konuşurken benim zihnimde bir teknik ya da yöntem tabii ki yankılanıyor. Direkt böyle bir şey olarak aslında bu tamamen kanıt biriktirmeyle alakalı bir şey. Kanıt biriktirmek çok önemli. Çok önemli yani çünkü kanıt biriktirmek şu açıdan önemli işte biraz önce dediğimiz hani kısa vadede bazen belki örnek veriyorum işte üst üste kötü yarış geçiyor ama şunu fark ediyor olmamız gerekiyor. Hayır benim potansiyelim, kapasitem evet. Bu ve önceden kötü yarış geçirsem de bir sonrakinde iyi geçirebildiğim yarışlarım var. Bu da bana tekrar iyi olabileceğim anlamına geliyor gibi. Bazen de mesela not almak kanıtları böyle bir defterimizde sonra dönüp baktığımızda işler yolunda gitmediğinde ya da işte kötüye siz de ikiniz de bahsettiniz. İkinizin de yakın zamanda çok da istemediği performansın olduğu yarışlar olmuş. Evet. Ama kendinize o genel özgüveniniz ya da bugüne kadar yapabildikleriniz bir sonraki yarışta ben yaparım ya dedirtiyor.
Ateşin yaşları tam da o kanıtları biriktirme yaşı. Değil mi? Evet. YouTube kanalına abone olup bunu kaydedersen oradan her gün izle. Aynen, bu arada söz uçar yazı kalır gibi bir yerden de yaklaşmamıza aynen gerek yok. Artık bu videoyu döne döne. Bu videoyu her yıl düzenli olarak. Aynen, bak her yıl izlese bu arada. Tabii canım. Yeni farklı çıkarımlar yapabilir mesela. Hatta bize de not şey yazarsın yani, bunu söylememişsiniz diye. Abone olmayı aynen unutmayın diyorsun. Bizim zamanımızda teknoloji yoktu. Biz böyle not alacağız. Ona geldik mi ya falan, bizim zamanımızı? Hani her şeyi evet biz kendimiz çözmeye çalıştık. Evet, bence en büyük avantaj o ya. Kendimiz tecrübe etmeye çalıştık. O yüzden sen bu videoyu her yıl izle. Bu çok iyi oldu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.